Bir gün Taksim'deyiz, Özgür de yanında. Bülent diye bir arkadaşımız var, onların kız kardeşleri. Bana avcılara gitmiştik değil mi Özgür? Evet. Avcılara gittik, orada iki tane de tavuk çaldık. Ama benim suçum yok, Rabbim beni affetsin. Karnım kendisi yaptı. Bir açığız, karımız da yok. Bir tane de çakısı vardı, kör çakı. Tavuğu aldı, kesiyor, kesmiyor. Tavuk aynen böyle, bak! Ulan kes! Tüylü müylü midemiz bulandı. Yiyemedik. Döndük geldik. Taksim'e geldik. Taksim meydanındayız. İşte deli olayı var ya. Aa baktık bir tane adam. Kısa şok. O şeyler var ya. Kemerler buradan. Ondan mı? Ağzında emzik. Allah Allah. Bunun eşi. Lan gel lan buraya dedi. Bu kaçtı. Bunların hepsi, bütün erkekler gitti. Delinin peşine bak. Bir delinin peşine bütün aklımı gitti. Bak şimdi tam ben de gidiyordum. Böyle bu beni bir tuttu. Özgür arkadan bir çembe. Küt bir devirdi beni yere. Nereye lan? Dedim Özgür. Onları almaya. Biz dedim olacağız kız başımıza burada. Ulan dedim doğru, bunlar ne olacak? Neyse bekliyorum. Bekle bekle. Ne gelen var ne giden. Geldik ama meydanın olduğu yere. Otelin karşısına. Orada da o zamanın roman çocukları top oynuyorlar. Yani 7'şerlikten 8'erlikten yani 15-16 kişiler. Ben de kaleciye. Ya dedim kardeş bir tane deli vardı ağzında emzik. Bizim dedim arkadaşlar peşinden gitti. Gördün mü onu? O arada o bir gol yedi mi? Benden konuştular. Ulan jölepçik yok bunu, bonkün buna bir dalıyorlar abi. Allah, bunlar bana daldı, benim için ıslığım meşhur ya. Bak şimdi çalacağım. Bunu yaptım. Bizim delinin peşindekilerin hepsi döndü. Dediler ki bu kalk var. Bunlar hepsi geldi ama onlar gelene kadar. O roman çocukları benden bir güzel oynadılar. Ben bir kalktım şimdi sersemi, tamam mı? Ayakta duramıyorum. Hani kitaplarda okuruz ya, şeyde yazar. Yıldızlar görürsün, şimşekler böyle kuşlar öter. Ben aynı öyleyim, şimşekler, yıldızlar bir yerlerde dolanıyorum. O an bizimkiler yetişti ya, kavga büyüdü. Sol tarafımda bir gölge hissettim. Döndüm buna bir tane, ah dedi, dudağı patladı, bir döndüm. Beni kurtarmaya gelen arkadaşım Kazım. Oğlum bana ne vuruyorsun lan dedi. Ulan ne bileyim bu, ne işim var burada, hala sersemim ya. Tam sağımda biri var. Bir dirsek buna. Bir döndü, Allah rahmet eylesin, yere düştü, kuş gibiydi zaten zayıf, bir gol yedi. Neyse, o kavgayı yırttık, geldik işte bu mahallemizdeyiz. Orada bir kavga çıktı. Kastamonu'da bunlar, bu kavgayı yaptı. Aliş burada mı? Geldi. Aliş diye bir arkadaşımız var, Ali demirci kendisi de. Burada bir küçükme var. Galatasaray Okulu'nun olduğu yer var ya, o zaman orası da okul daha yapılmamış. Tahta perdeyle çevrili. Hep böyle çivgiler var üstünde. Biz bu Kastamonulardan bir kavgaya tutuştuk mu abi? Ben adamın birini altıma almışım Metin abi. Yer misin yemez misin? Dım etti bir şey. Ah ensem acıdı. Lan bir döndüm kadın. Elinde çekiç. Çekiçi kafama vurmak için yapmış. Enseme vurdu. Öyle canım yandı ki. Ama kadın ya, ben de altında ya, hırsımı ondan alıyorum, tamam mı? O bana çekici buldu, ona dın, aynı yere bir tane daha. Ulan dedim, kaldım, mandım, ben yeter dedim. Bıraktım altındakini, tamam, döndüm, baktım, öldüm. Senin ne var? Ne? Ne buraya? Ne buraya? Ulan benim kardeşim, sen onunla nasıl vurursun çekiçler? Bu tabii erkek gibi kalkıyordu, bam bam bir koydu. Peşinden öteki kadınlar buna saldırıyor, bir baktım Ülfiye. Ulan şerim sizden buraya. Aa kadınlar erkekler birbirine gitti mi? Neyse polis ha. Dağıldılar. Bir haber aldık abi. Ertesi gün Kastamonu cide vurdu. Hay vay. Topladılar. Hepimiz şeye. Hepimiz şey. Silah şerif olarak oldu. Bundan sonra işte ben öyle kalmadım. Dur bir dakika dur. Orayı unutma. Şimdi hepimiz karakola toplandık. Apar topar. Şeyle, nezarete girdik, ondan sonra şeyin karşısına çıktık, komiserin karşısına. Kumların içinde kaldık.